Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart tarihlerinde yapılacak olan yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarını tanıttı. MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yapılan toplantıda 931 belediye başkan adayının ismi açıklandı. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarını Ankara Spor Salonu'nda yaptığı tanıtım toplantısıyla açıkladı. ...88 ilçesiyle 3 büyükşehir, 403 ilçesiyle 50 il ve 387 belde olmak üzere toplamda 931 belediye başkan adayının tanıtıldığı toplantıda MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli adaylara ve partililere seslendi. Öyle bir dönemdeyiz ki hem tarih yazıyor hem de yazılan tarihe şahit ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi 50 yıllık birikim ve tecrübesiyle, 50 yıllık ilke ve tutarlılığıyla, 50 yıllık siyasi ahlak ve ağırlığıyla Türkiye'nin önünü açıyor, serpilip gelişmesine destek veriyor. Herhangi bir çıkar gözetmeksizin, herhangi bir pazarlık veya alver sürecine dahil olmaksızın, milli bekamızın haklarını savunmak için fedakarlıksa fedakarlık, mücadele ise mücadele, bedelse bedel, kısacası ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 31 Mart 2019 mahalleler seçimlerini de bu şekilde kavruyoruz. Bahçeli yaptığı konuşmasının ardından aralarında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de bulunduğu 3 büyükşehir, il ve ilçelerin adaylarının isimleri okunarak sahnede tanıtımları yapıldı. Aday tanıtım toplantısı sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adaylarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan adayları tanıtım törenine katılmak üzere Ankara'ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, programın ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara'ya giden Manisalılarla birlikte atanın huzuruna çıkan Başkan Ergün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder'i rahmet ve minnetle yad etti. MHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım törenine katılmak üzere Ankara'ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, aday tanıtım töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, daire başkanları ve çok sayıda Manisalı vatandaş da Anıtkabir ziyaretinde Başkan Ergün'e eşlik etti. Aslanlı yoldan geçerek Anıtkabir Müzesi'ni gezen Başkan Ergün ve beraberindekiler daha sonra Atatürk Mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu. Manisalılarla birlikte atanın huzuruna çıkan Başkan Ergün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder'i rahmet ve minnetle yad etti. Ankara'da bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Türkeş'i rahmet ve minnetle anan Başkan Ergün ve beraberindekiler kabri başında dua etti. Ankara'da bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Mekanı cennet olsun, huzur içinde yatsın.
Başkan Ergün'ü Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Ülke Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban ve çok sayıda partili eşlik etti. Başkan Ergün ve beraberindekiler merhum Türkeş'in kabri başında dua etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü belediye başkan adayları programında kendisine destek olmak için Manisa'dan gelen çok sayıda partili de yalnız bırakmadı. Manisa MHP ile tarih yazıyor yazılı dev bir pankart açan partililer, Başkan Ergün'le de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı'nı organize sanayi bölgesindeki şirket temsilcilerine ve servis firmalarına tanıttı. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, toplantı öncesi yeni planlamayla yolculuk sürelerini kısaltmayı hedeflediklerini söyledi. Tabii bunun başta kaynakları var. En belirgin olanları... Şubat ayında hayata geçirilecek ulaşım master planı çerçevesinde düzenlenen yeni ulaşım yollarıyla servis güzergahları şirket temsilcilerine ve servis firmalarına tanıtıldı. Ayrıca ulaşım ana planının içeriğinde neler var? Öncelikle... Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün Başkanlığında yürütülen toplantı Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Özellikle iş giriş çıkış saatlerinde yoğun olan Manisa trafiğini rahatlatmak ve yolculuk süresini kısaltmak adına çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi konferansta elektrikli otobüslerle birlikte yeni servis güzergahlarını anlattı. Yani tek yön çift yön uygulamaların servis yolu düzenlemeleri ayrıca toplu taşıma. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bu yeni ve modern ulaşım planıyla yolculuk süresini indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Eski toplu taşıma sistemi içerisinde çok fazla tercih edilebilir değil toplu taşıma araçları. Hatlarımızın uzunlukları dolayısıyla hatların çok dolanması kaynaklı olarak çok Manisa'lı vatandaşlarımız tarafından çok tercih edilebilir değildi. Bizim amacımız hatların mesafe sürelerini kısaltmak. Normal eski sistemde 40 dakikada, 50 dakikada geldiği yolu veya geçtiği yeri şu anda 10-15 dakika biz süre aralığında geçmeyi hedefliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akisar'da evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen 3 aileye eşya yardımında bulundu. Burası yandı, buraya yaptın değil mi? Evet. Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Akisar ilçesinde evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen 3 aileye yardım eli uzattı. Çıkan yangınlarda eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, çekyat, mutfak masası ve sandalye teslim edildi. Aileleri ziyaret ederek eşyalarını teslim eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu'na, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ve Büyükşehir Belediyesi Akisar Muhtarlık İşleri Müdürü Sezgin Gazi eşlik etti. Kullan inşallah. Hadi bak. Şükrü Öğüt'e çamaşır makinesi, televizyon ve buzdolabı, Özden Arabacı'ya televizyon, mutfak masası ve sandalyeleri, Doğan Yalçınkaya'ya da televizyon, çekyat ve buzdolabını teslim eden Usta Mehmetoğlu, yaşanan üzücü olaylarda can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu dile getirdi. Yeni ev eşyalarını teslim alan vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Yangından sonra müracaat ettik belediye. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün. Allah razı olsun herkesten. Çok büyük destek aldık. Şimdi ev yangından dolayı malzeme için yardımda bulunduğumuzda biz belediyeden yardım alamadık.
yani Aksaray'da kendi belediyemizden yardım alamadık. Fakat Cengiz Başkanımıza bu konuda binlerce kez teşekkür ediyorum. Şu anki yapılan şu eser Büyükşehir'in desteğiyle oldu yani. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cengiz Başkanımıza zaten bir tane. Hepsini çok seviyoruz, ailecek. Geçmiş yani, olsun diyelim. Biz burada 300 haneyiz, tamam mı? Yaklaşık 300 haneyiz ama herkes Cengiz Ergün'ün fanatiği. Cengiz Başkanımıza çok 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 teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ne yapayım? Fakirlere bak, garibanlara bak. Onlara yardımcı olsun. Allah bunu size rast gelsin. Sesimle inşallah bir daha, insan bir daha kazanır inşallah. Sosyal yardımları ve destekleriyle il genelinde vatandaşların yüzünü güldürmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da evi yanan aileye ev eşyası desteğinde bulundu. Yangında kaybettikleri ve kullanılmaz durumda olan eşyaların yenilerini alan vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi bu kez de Soma'da çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz duruma gelen ailelere ev eşyası desteğinde bulundu. Yardımı sağlanan ev eşyalarının teslimini Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan'la birlikte yaptı. Eşyaların teslimi sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Sorumlusu Can Doğan Cansever de hazır bulundu. Hatta şimdi de hala fotoğrafları falan var mesela oraya dair. Usta Mehmetoğlu mağdurlarla yakından ilgilenerek bugüne kadar vatandaşların yanlarında olduklarını, bundan sonra da yanlarında olacaklarını söyledi. Güle güle kulağı. Sağ olun. Tamam, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tamam. Soma'da ikamet eden Yüksel ve Turan aileleri yangında kaybettikleri eşyalarının yenilenmesinden, Basılkan ailesi de su baskını sonucu kullanılamaz hale gelen eşyaların yenilenmesinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler. Ya bugün iki çekkat, fırın, bir de çamaşır makinesi miydi? Bir de çamaşır makinesi geldi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah işinin yolunu rast getirsin. Her şey için çok sağ olun. Bizim yangın tesisattan çıktı. Ben komşudaydım. O sırada çocuklarım da yanımdaydı çok şükür. Teşekkür ediyorum. Cengiz Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Fırın, buzdolabı, iki tane çekyatımız var. Bir tane de halımız var. Teşekkür ederim. Eşim gitti oraya. Onun için başvurduk yani. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon. Teşekkür ederim. Allah'ım uzun ömürler versin. Allah'ım ne muradı varsa versin. Manisa Büyükşehir Belediyesi sanatseverleri Yok Daha Neler isimli tiyatro oyunuyla buluşturdu. Kadın ve erkek ilişkilerinin ele alındığı tiyatro oyunu izleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Ünlü oyuncular oyun öncesinde Web TV'ye özel açıklamalarda bulundular. Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda Ocak ayı etkinlikleri kapsamında Manisalı tiyatro severler Yok Daha Neler isimli tiyatro oyunuyla hoş bir gece geçirdi. İlker Türkoğlu ve Okan Metin'in yazarlığını yaptığı Müge Çiçek'in yönettiği Yok Daha Neler isimli tiyatro oyununda Zeynep Dizdar, Açelya Elmas, Seçkin Piriler, Bengi İdil Uras, Faruk K, Ahmet Kayakesen ve Giray Mert Özdenoğlu rol aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kamu yararına çalışan derneklere yardımcı olmak amacıyla başlattığı çalışmayla tiyatro oyununun gelirleri Türkiye Yardım Sevenler Derneği'ne bağışlanırken tiyatro oyununu Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ersoy Arslan, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve tiyatro severler izledi. Oyun öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonuna özel açıklamalarda bulunan ünlü oyuncular Manisa'dan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den övgüyle bahsettiler.
Vallahi Manisalıları çok güzel şeyler bekliyor ama asıl bizi güzel şeyler bekliyormuş. Bir kere Manisa'ya bayıldık. Benim ilk defa gelişim Manisa'ya. Diğer arkadaşlarımın da aynı şekilde. Bir kere çok güzel kebabınız var, sahip çıkın. Çok lezzetliydi. Bizi çok güzel ağırladı Manisalılar. Öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam yok daha neler diyeceğiz. Kadın gözünden erkeğin, erkeğin gözünden kadının anlatıldığı 8 tane skeçten oluşan çılgın bir komedi Manisalıları bekliyor. İlk proje geldiği vakit çok heyecanlandık bir kere ve sayı olarak da çok yüksek çocuğa burs veriliyormuş ve eğitimleri için kullanılıyormuş. Bu gerçekten sosyal sorumluluk olarak ciddi bir adım. Çok sevdim. Çok güzel bizi karşıladılar. Eminim ki bu akşam çok eğlenecekler. Biz zaten oyunumuzu oynarken kendi içimizde de çok eğleniyoruz. Bugün çok keyifli bir oyun izleyecekler. İnşallah diğer gideceğimiz şehirlerde de inşallah böyle sosyal sorumluluk projeleri olur. Her zaman sosyal sorumluluk projelerinde de vesile olabilmek bizim adımıza da çok güzel bir şey. Bence çok iyi yapmışlar. Halkınız çok güler yüzlü, çok iyi karşılandık. Bir kere gelir gelmez hemen çok kısa bir vaktimiz olmasına rağmen gezmeye vakit bulabildim. Hemen ekipten ayrılıp şöyle bir dolandım ve çok hoşuma gitti. Caddeler, sokaklar çok temiz, çok güzel, dükkanlar vesaire. Benim çok hoşuma gitti. Özel olarak tekrar geleceğim. Başkanımızı tebrik ediyorum. İnanılmaz güzel düşünmüş. Biz Yardımseverler Derneği'ne galiba çocukları okutmak adına ve buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bizden sonraki de büyük ihtimalle bildiğim kadarıyla Engelliler Vakfı'na gidecekmiş. İnanılmaz, keşke herkes örnek alsa, bütün başkanlar, belediye başkanları bu tarz çalışsalar. Ben çok mutlu oldum böyle bir projede el verebilmek, el uzatabilmek adına. Manisa Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bize aracılık ettiği için, desteklerinden dolayı. Artı bir yardım kampanyası olduğu için benim için ve ekibimiz için çok daha özel. Katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Başta başkanımızın yapmış olduğu projeler kapsamında burada olmak çok mutluluk veriyor. Bunu Türkiye'deki bütün belediyelerin de yapması gerektiğine inanıyorum. Oyunun sonunda sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ü tüm oyuncuları kutlayarak çiçek takdim etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Mutlu hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.